Evet sevgili seyirciler, Demokrasi Bulvarı programından iyi akşamlar diliyoruz ve söz verdiğimiz gibi Sayın Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi, doçent doktor Sayın Necmettin Çalışkan'la birlikte olacağız. Tam 45 dakika birlikte olacağız ve kendisiyle gündemi değerlendireceğiz. Türkiye gündemini, belki biraz da Hatay gündemini konuşacağız. Sayın Çalışkan, iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ev sahipleriniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Ayrıca zaman ayırıp lütfedip bizi dinleyen, izleyen herkese de saygılar sunuyorum. Estağfurullah efendim. Siz bizi kırmadığınız için biz size teşekkür ediyoruz. Efendim hızlı hızlı gireceğim. Biliyorum sizin de toplantılarınız var. Onun için kısa soracağım, kısa yanıtlar almaya çalışacağım. Tabii öncelikle yakın bir süreçte babanızı kaybettiniz. Herkesin huzurunda buradan hem Ali Yolcu olarak hem HRT Akdeniz Televizyonu olarak sizlere başsağlığı diliyoruz. Ve yanılmıyorsam sevgili büyüğünüzü o virüs salgını çerçevesinde kaybettiniz. Ne söylemek istersiniz? Yani baba acısı tabii kolay bir acı değil. Artı virüs salgını var. Yönetilemeyen bir pandemi mi var? O dönemde özellikle çok konuşuldu bu. Duygularınızı almak isterim, evet. Necmettin Bey. Evet, teşekkür ediyorum. Bir vesile tüm geçmişlerimize rahmet diliyorum. Bizi dinleyen, izleyen değerli dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin de geçmişlerine rahmet diliyorum. Tabii bir süreç yaşıyoruz. Ülke olarak bir virüs, bir pandemi süreciyle karşı karşıyayız. Öncelikle maalesef şunu ifade edelim ki, bu sürecin ülkemizde iyi yönetildiğini iddia etmek son derece zor. Geçmiş dönemlerde stadyumlarda, çay dağıtımları, miting meydanlarında insanlar toplanıldı. Tabii bundan ötesi özellikle geçtiğimiz yaz aylarında yönetim biraz daha şeffaf davranmalıydı. Ülkede virüsle ilgili vakaları tam anlamıyla, vefat sayılarını tam anlamıyla vermeliydi. Bunu verdiği takdirde de insanlar gerekli tedbirleri alacaktı. Ne var ki geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos aylarında ülkemize turist gelecek, turistler tedirgin olmasın diye gerçek sayılar sürekli düşürüldü. Ayrıca Eylül ayında bildiğiniz gibi Eylül ve Ekim ayında orta dereceli okullar kısmi bir süre için açıldı. Tabii tedbirler baştan alınmadığı için sonraki tedbirlerin de bir anlamı kalmadı. Bugün maalesef dünyada bu virüsün zararını en fazla çeken ülkelerden biriyiz. Vaka sayıları itibariyle de Amerika, Hindistan'dan sonra 3. sırada geliyoruz. Ki vefatlarla da bunlarla kıyaslandığımızda nüfusa oranla çok çok önde olduğumuz açık bir şekilde ortada. Tabii bazı Avrupa ülkelerinde de aslında ölüm sayıları yüksek. Ama şunun mutlaka çok iyi bilmemiz gerekiyor ki, İtalya'da, Almanya'da ölen insanların yaş ortalamaları 80'in çok üzerinde. 84 yaşında, 87 yaşındaki insanlar zaten bir ayağı çukurda olan insanlar aslında vefat ediyor. Elbette ki yaşam hakkı herkes için kutsaldır. Yaşlı veya genç için ölmesi makul görülmez, mazur görülmez. Ancak bu gerçeğin de altını çizmemiz gerekiyor. Bu noktada inşallah bundan sonrası için gerekli tedbirler, hassasiyetler fazlasıyla gösterilir. Yönetim halkını her zaman dürüst davranmalı. Varsa karşı karşıya kaldığı problemler, bunu insanlarla dürüstçe paylaşmalı ki insanlar da perde arkasında ne döndüğünü bilsin, gerekli tedbirleri alsın. Bakın şimdi bir aşı gündemiyle karşı karşıyayız. Ben tabii burada Sağlık Bakanlığı, yani biliyorsunuz anketlerde de ilk çıkışı çok takdirle karşılanmıştı. Daha sonra ben şahsen gayretini samimi buluyorum. Ancak şu var ki yer aldığı yapının içerisinde ortama uyum sağlamak zorunda kalıyor. İlk aylarında güven kat sayısı kendisine çok yüksekti. Daha sonra düştü. Neden düştü? Kendisine verilen talimatlarla gerçek sayılar düşük gösterildiği için güvenilirliğini de yitirmeye başladı. Bugün elbette bir girişim içerisinde. Tabii bunun çok net bariz bir şey şudur ki, bir virüsle, bir vakayla karşı karşıyayız, bir küresel faciayla karşı karşıyayız. Onun için de bu aslında politika konusu edilmemeli. Nitekim bu problemde
Bu virüs neticesinde bu hastalığa yakınan tüm siyasi partilerden insanlar var, devlet adamları var. Bir şekilde herkese, dolayısıyla bu hepimizi ilgilendiren bir felaket. Onun için de bu partiler üstü bir konu, böyle düşünmesi gerekirdi. Bu nedenle de işbirliği için zemin hazırlanmalıydı ama maalesef bu sağlanamadı. Şimdi aşı geldi. Aşı da Brezilya'da aşının dayanıklı etkisi %50 civarında görülüyor. Bizde %91'den bahsediyor. Şimdi bir insan biraz dürüst olmalı, şeffaf olmalı, açık olmalı, güven telkin etmeli. Ben evet, bu aşı güzel bir şey. Bu hastalığı tedavi açısından, tedavi yolunda kısmi bir atılmış küçük bir adımdır. Ama belli ki siz bir insana 91 derseniz ne olur biliyor musunuz? Ben aşı vuruldum, bana artık hiçbir virüs, hastalık işlemez. Ona göre de rahat davranır. Bu doğru değil. Onun için de ben şahsen bu virüs sürecinde çok iyi yönetilmediği kanaatindeyim. Elbette ilk zamanlarda kısmi tedbirler alındı. Hastanelerimiz ortalaması komşu ülkelerimize göre iyi ama yönetim açısından da iyi olmamız gerekiyordu. Sayıları paylaşmamız gerekiyordu. Gerekli tedbirlere ve esnafa yönelik, işsiz insanlara yönelik. Bakın ben hayatın içerisindeyiz hepimiz. Biliyoruz ki pek çok insan virüsle karşı karşıya kaldığı halde, hasta olduğu halde ben iş yerine gitmezsem yemeğim kesilir diye hasta haliyle çalışıyor. Halbuki Avrupa ülkelerinde dükkanını kapat, kiranı ben ödeyeceğim, elektrik ve su faturalarını ben ödeyeceğim. Sana aylık şu kadar yeter ki biz bugünler için varız diyor devlet. Biz de tam tersine virüs çıktığı gün halka IBAN numarası dağıtılarak halktan para toplandı. Ve bu toplanan para da ne facia ki, ne büyük trajedi ki, bir ay gibi süre geçmeden internet üzerinden konserler düzenlendi ve bu toplanan paralar da konsere verildi. Yani bu tam bir trajedi. Siz bu para, elbette bu da bir ihtiyaçtır belki. Burada çalışan insanlar da var ama sizin önceliğiniz genel halk kitleleri olmalıydı. İşsizler ordusu olmalıydı. Bugün lokantalar kapalı. Pek çok hizmet sektörü faaliyet dışında ama siz oradaki çalışan insanlara ki sigortası birçoğu çalışıyor, eğer maaşlarını vermezsen insanlar açlıktan ölümle karşı karşıya. Nitekim bugün insanlar ben hastalığa razıyım yeter ki iş bileyim düşüncesinde. Bu gerçekten üzücü bir durum. Siz buna karşısınız anladığım kadarıyla. Yani iş adamısınız, tesisleriniz var, yanınızda da çok sayıda insan çalışıyor, istihdam ediyor. Ama dediniz ki insanlar çalışmak zorunda kalıyor. Başka çare aslında var mıydı? Yani iş adamı bakışıyla baktığınızda size kapatın deseler de kapatma nasıl olurdu sizler için, iş adamı? Yani için? Her şeyden önce bir sosyal devletimizin temel niteliklerinden birisi malum olduğu üzere sosyal devlet olmasıdır. Dolayısıyla sosyal devlet kara gün dostudur. Sosyal devlet halkının yanında olan devlettir. Sosyal devlet bu tür facialarda, deprem anında, virüs anında, savaş anında her şeyini halkına feda eden, halkın hizmetinde olan devlettir. Öyle olması gerekir. Bu noktada eğer vatandaşlara yeterli güvence telkin edilebilseydi, şu işsiz kalan insanların istihdamı noktasında geçici de olsa maaş bağlanabilseydi, bunların sıkıntıları giderilebilseydi ki bu ülkemizde bazı bölgelerde yerel lokal olarak bir miktar yapıldı. Bazı yerlerde insanlar, hayırseverler destek arayışı içerisine girdiler. Ama bu genele baktığınızda bugün binlerce insan demir, yüzlerce sektör perişan halde şu anda. Milyonlarca insan perişan halde. Bugün artık zaten yeni bir döneme doğru giriyoruz. Artık dijital bir dünyaya doğru giriyoruz. Onun için de bu noktada arz etmeye çalıştığım husus şudur. Bir küresel krizde ve bunun yansıması ulusal krize karşı karşıyayız. Bunun sonucunda da bu bir devlet meselesidir. El birliği vererek çözülmeli de düşüncemizde olmamız gerekirdi. Bugün milletçe kaynaşmanın, milletçe sıkıntıları bertaraf etmek üzere el ele vermenin günüdür düşüncesinde olmalıydık. Ama bugün bakıyorsunuz, bilim kurulu toplanıyor. Ardından bakanlar kurulu toplantılıyor. Bakanlar kurulunda hepimiz, tüm millet, milyonlarca insan ekranların başına toplanıyoruz. Hep birlikte acaba bugün koronavirüse karşı hangi tedbirler açıklanıyor diye şey yaparken, başvurusunu bay bilmem kim başlanıyor.
Muhalefete hakaret, muhalefetin yani bu doğru bir şey değil. Devlet adamının yapması gereken tavır asla değil. Bugün eğer siz bir Bakanlar Kurulu toplantısını toplamışsanız, ardından da koronavirüs tedbirleriyle ilgili konuşma yapacaksanız, gündeminizde yalnızca virüse yönelik tedbirler olur. Ancak konuşmanızda ülkede birlik ve beraberliği bütünlüğü sağlayacak, insanları dayanışma ruhuna sevk edecek açıklamalar yapmanız gerekir. Ama maalesef bugün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamaların kahir ekseriyeti, belki de %100'ü ülkeyi daha evet. çok kamplaşmaya yönetmeye yönelik. Bu doğru bir şey değil. Az önce şimdi bu konuyu sizin konuşacağınızı ben bilmiyordum tabii. Ana haber bültenlerinde bu konuya ben de değindim. Rauf Denktaş rahmetli 9. yıl dönümü biliyorsunuz, Allah rahmet eylesin kendisine de. Oradan o haberi sunarken ya dedim ki eski siyasetçileri ne kadar çok özledik. Sayın Demirel'i, Sayın Necmettin Erbakan'ı, Sayın Ecevit'i, Sayın Türkeş'i, yani o dönemde bile darbeler dönemi, işte 80'ler dönemi, buna rağmen birbirlerine karşı nezaketi bırakmadılar, medeniyeti bırakmadılar, nazik dili bırakmadılar. Şimdi geldiğimiz noktaya bakın, kutuplaşma, küfürleşme, kavga, gürültü, hakaret, başka bir şey yok. Ne değişti Necmettin Bey? Yani o dönem gibi niye olamıyor Türkiye? Niye biz bu hale geldik siyasi dil itibariyle? Tabii toplumca bir erozyon içerisindeyiz. Bakın geçtiğimiz hafta bazı sanatçılar virüs aşısı vuruldular. Ya siz kimsiniz Allah aşkına? Siz sağlıkçı mısınız? Siz risk grubunda mısınız? Siz hasta insanlar mısınız? Yok, ama hangi güçle elde ettiler ve bir Allah'ın kuluna çıkıp ne oluyoruz diyemedi. Aynı şekilde dün işte Sayın Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı bir devlet adamları olarak millete öncülük ettiler. Önce biz aşı oluyoruz, bu aşı güvenli mesajı verdiler. Güzel bir şeydi bu, ama peşinden gördük ki AK Parti'nin MKYK üyeleri, üst düzey yöneticileri sıradan aşı. Bu doğru bir şey değil. Siz evet sıranızı beklersiniz. Biz de bu ülkenin, ki İngiltere Kraliçesi bile biliyorsunuz kaç gün sonra sıra kendisine geldiğinde aşı olmuş. Böyle bir durumda biz millette birlikte hareket edeceğiz. Burada bir ayrım söz konusu olmayacak. Elit seçilmiş insanlar tabakası olmayacak. Herkes eşittir. Bu mesajın verilmesi gerekiyordu. Evet, Cumhurbaşkanı, bakanların öncelikli olarak aşı yapılması gerekiyordu. Sonrasında ise hiçbir vasfı olmayan ama sadece bir partiye mensup olduğu için insanların aşı olması kamu vicdanını yaralar. Nitekim yaralamıştır da. Onun için de zannederim bu noktalarda bizim virüsten önce, şimdi malum ben de bu hastalığı geçirdim Ali Bey. 8 gün ben de hastanede kaldım bu arada. Burada hastalıkla ilgili şunu söylemek isterim. Aslında virüs, koronavirüs hastalığı bir sağlık probleminden daha çok psikolojik bir hastalık. Hastanede kalanlar açısından bakın, şimdi hastanede kalıyorsunuz. Hastanede refakatçiye izin verilmiyor. Hastanede kalan bir insanın günde karşılaştığı insan sayısı yalnızca her gün sabah 11'de doktorunu görür. Her gün iki defa hemşireyle karşılaşır. Sabah 9, akşam 9'da hemşireler iğne yapmaya, ölçüm yapmaya gelirler. Bir de günde bir defa temizlikçi odaya girer çıkar. Yemeğinizi getiren insan kapının dışında kapıyı tıklatır gider. Hatta kapıya dokunmaz. Siz saati takip edip alırsınız. Şimdi düşünün ki 24 saat süreyle bir oda içerisindesiniz. Yani hücre hapis cezasından hiçbir farkı yok. Kaç gün kalacağınızı da bilmiyorsunuz şimdi. Bu size da başka 8 gün kaldı. Camında bir ayda olurdu, iki ayda olurdu. Sonra yani böyle bir ortamda birkaç saat kalmak bile insanın psikolojisini bozar. Doğru. Ve günde iki defa hemşire geliyor, bir defa doktor geliyor. Girmeleriyle çıkmaları bir oluyor. Yani bir dakika içerisinde, hadi en fazla maksimum 3 dakika kaldıkları hemen hemen vaki değildir. Girip ve giysileri, kıyafetleri uzaylı gibi, vücutlarından hiçbir taraf belli değil. Sadece gözlerini hissedebiliyorsunuz. Böyle bir ortamda şimdi insanların psikolojisi etkileniyor. Ha, onun için de yani bizim ve bu hastalıkla yine bahseden, ben tabip değilim tabii bu arada, ama ben bir vatandaş olarak, bu hastalığı yaşamış birisi olarak bunları ifade ediyorum. Şimdi insanların psikolojisini düşünmek gerekiyor. Morale ihtiyacı var insanların. Bugün de bu hastalığa milletçi, evet ben bir hastalıkla karşı karşıya kalırsam devletim yanımdadır. Hükümetim benim sorunumu çözer.
bu güvence hissetmesi gerekir insanların. Ama maalesef yani. Bu güveni biz yeterince telkin edemiyoruz. Anladım. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. O zaman yani özetleyecek olursak Sayın Necmettin Çalışkan şunu söylemek istediniz anladığım kadarıyla. Yani yönetilemeyen bir virüs var, virüs salgını var. Bu virüs salgını çerçevesinde yönetilemeyen bir ekonomi var. Vatandaşlara güven verilemedi. Kısacası bu süreci biz yönetemedik, sınıfta kaldık diyorsunuz. Yani tabii, özetle bir cümle daha alayım sizden. Evet, şimdi mesele bu ülkemizde başladı. Belli bir süreç yaşadı. Durağan bir döneme geçti Eylül itibariyle. Ekim'den sonra tekrar patlak verdi. Dünyada hemen hiçbir yerde bizdeki gibi bir pozisyon yaşamadık ilk zamanlarda. Bu bizim tamamı elbette bu bir hastalıksa eğer ki hastalıkta bunun yani çok daha büyük facialar olabilirdi. Bu bir küresel felaketti. Bu felaketin karşılığında biz şu anda idarecilere neden bu kadar insan öldü demiyoruz. Çünkü bu onların da elinde olan bir şey değil. Ama bugün eğer tedbirsizlik yapmışlarsa onların ihmali neticesinde bir durum ortaya çıkmıştı. İşte evet. Bakın geçtiğimiz günler yine başladığımız halde izninizle tamamlayayım. İlimize Sağlık Bakanlığı'nın ambulansı geldi. 35-40 tane ambulans sevk edildi. Bunlar şehir içerisinde tur attı. Bu doğru değil. Ben önceki gün otomobille araçla Ankara'dan döndüm. Çarşamba günü. Yolda baktım. Konvoy halinde hangi vilayete gidiyordu bilmiyorum. Ankara, Adana arasında. Araçlar konvoy halinde Sağlık Bakanlığı ambulansı. Allah aşkına kime hava atıyorsunuz ya? Derdiniz ne sizin ya? Milletin gözünü korkutmaya mı çalışıyorsunuz? Psikoloji yok etmeye mi çalışıyorsunuz? Şimdi bir ilde biz bu millet olarak terörle mücadele eden bir millet olarak sürekli şehit cenazeleri sahibi olan bir millet olarak aynı şekilde toplu facialar karşı karşıya kalan bir milletiz. İşte Soma faciasında 301 emekçi vefat etti. Umuyoruz ki şehit hükmündedirler. Pek çok askerimiz geçtiğimiz dönemde İdlib'de hadise yaşandı. Doğu'da terörden kaybettiğimiz insanlarımız var. Biz eğer bir yerde 10 tane ambulansın peş peşe gittiğini görürsek orada mutlaka büyük cenaze var diyebiliriz. Ülkede ambulanslar toplu halde bir tek toplu ölümlerde meydana çıkar. Şimdi bunu yani siz biz bunu yaptık diye milletin gözüne sokacağız diye insanların psikolojisini bozarsanız doğru bir şey yapmış olmazsınız. O günde arz etmeye çalıştığım gibi ambulanslar ve öyle bir sistem simetrik bir ölçümlerle gidiyorlar ki bir araçla öbürü arasında işte şu kadar mesafe konvoy halinde konvoyu bozmuyorlar. Çünkü psikoloji bu doğru bir şeydir. Yani bu bir düşmana korku saldığınız askeri göç töreni falan değildir. Ambulansların geçişi yalnızca matemdir, yalnızca üzüntüdür. Ambulansları gören insan toplu asker şehit cenazesini hatırlar, Soma'daki işçi katliamlarını hatırlar, deprem felaketi neticesinde ölen toplu cenazeleri hatırlar. Şimdi basit bir şeyi bile böyle bir şov haline getirmek, basit bir olaydan bir çıkar getirme peşinde koşmak asla doğru bir şey değildir. Evet, onu da doğru, biz de doğru bulmamıştık. Doğrusunu isterseniz evet neyin gösterişiydi, ne yapılmaya çalışıyor, hangi mantıkla bunu yaptınız? Bu sorular sosyal medyada çok konuşuldu. Peki efendim programımızın yaklaşık 20 dakikasını geride bıraktık bu arada. Siyasete de elbette gireceğiz ve siyasetin en sıcak konusu. Saadet Partisi Millet İttifakı'nın yani yazık ki burada da bölündük Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, şu ittifakı, bu ittifakı ama koşullar insanları herhalde siyasi koşullar buraya getirdi. Netice itibariyle Millet İttifakı cephesinde yer alan bir siyasi parti son birkaç yıldır da hakikaten kilit konumuna düşen bir parti. Oldukça önemsenen de bir genel başkanınız var yaptığı açıklamalarla. Yerinde ve doğru açıklamalar da yapıyor. Öyle bir sempati de topladı toplum içerisinde. Bir yandan bunlar yaşanırken diğer bir taraftan herhalde iki gün önceydi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, o da tecrübeli bir siyasetçi elbette, onu ziyaret etmesi. Bu tabii kafalarda soru işareti bırakmadı değil toplum içerisinde. Yani neden ziyaret ettiğini, ne konuşuldu, bu ziyaretten ne çıkar? Siz nasıl okudunuz ziyareti ve bu ziyaret niye gerçekleşmiş olabilir? Nasıl sonuçlar doğurur önümüzdeki süreçte?
Tabii Saadet Partisi tüm siyasi partilerle, tüm dünya görüşlerine mensup insanlarla hiçbir ayrım gözetmeden müsbet ilişki kurmaya gayret eden bir partidir. Geçtiğimiz tarih boyunca da bunu hep göstermiştir. Geçtiğimiz tüm dönemlerde hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden ama bir şekilde aynı masanın etrafında birleşmeye, aynı iktidarın içerisinde ortak olmaya, aynı ittifakın bir parçası olmaya önem vermiş ve bunu yaşayışıyla göstermiştir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz seçimlerde bir işte Cumhur İttifakı, sizin de ifade ettiğiniz Millet İttifakı gibi bir ayrım söz konusu oldu. O günkü siyasi şartlar, o günkü konjonktür bir netice getirmişti. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Oğuzhan Asitürk'ü ziyaret etmiştir. Sizin belirttiğiniz gibi Oğuzhan Bey de partimizde önemli konumda olan bir insandır. Geçmişte İçişleri Bakanlığı yapmış bir şahsiyettir. Siyasi tarih açısından 1974 yılındaki MSP-CHP koalisyonunda da Milli İstihdamet Partisi'ni temsilen müzakereci sıfatıyla MSP grubunu temsil eden şahsiyettir. Karşılarında da o günkü CHP'nin genel sekreteri olarak Deniz Baykal CHP'yi temsil eden müzakereleri iki genç siyasetçi 1974 yılında birlikte yürütmüşlerdi. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Saadet Partimizi ziyaret etmesi net olarak ifade etmemiz gerekirse müsbet bir gelişmedir. Çünkü biz parti olarak bu ülkede kamplaşmanın karşısındayız. Tüm partiler, tüm insanlar birbirleriyle görüşebilmeli, hiçbir ayrım gözetmemelidir düşüncesindeyiz. Tabii bunun mutlaka ki gelecek dönemde başka karşılıkları olacaktır bu görüşmenin. Ama şu var ki niyet okuma olarak da düşünebiliriz. Bir kere bu görüşme Saadet Partisi'nin potansiyel gücünü ortaya koymuştur. Kanaatimizce en önemli sonucu da budur. Saadet Partisi oy oranı düşük olmasına rağmen özgür ağırlığı en yüksek olan partidir ülkemizde. Bu kadar az oy olduğu halde bu kadar ülkede yönlendirici siyaset olan bir partidir. Saadet Partisi varlığıyla, özgür ağırlığıyla ülkede çok önemli bir denge unsurudur. Yani deyim yerindeyse doğu ile batı arasındaki merkezde bulunması gibidir. Ki Saadet Partimiz zaten kendisini siyasi konjonktürde tanımlarken ne sağcıyız ne solcuyuz, hak yoldayız diye bunu da hatta partimizin gençler slogan olarak kullanırlar. Sağ veya solun ortasında bir dengedeyiz. Elbette muhafazakarlık açısından değerlere, geleneksel değerlere bağlılık açısından sağcıyız. Ama emek, sömürü, zulüm, diktatörlüğün karşısında olma açısından da sol partilerle de uyuşan taraflarımız vardır. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı anlaşıldığı kadarıyla çok zor bir durumdadır. AK Parti bir çöküşün eşiğindedir. Bugün AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi ile Doğu Perinçek'in kıskacı altındadır. Onun için de anlaşıldığı kadarıyla bunlardan bunalmış durumdadır. Ve anketlerden de bugünkü durumu gördüğü için bir çöküş içerisinde olduğu için buna bir çıkış yolu aramaktadır. Tabii bizim açımızdan sorulacak soru şudur. Biz burada bir 20 yıllık bir icraat söz konusudur. 18 yılı aşan bir iktidar vardır. Bu iktidarın hangi icraatlarına da evet veya hayır demek gibi bir durum söz konusudur. Burada pek çok tahrifat yapılmıştır. Tahribat yapılmıştır. Bu tahribatın ne kadar düzeltileceği bunlar bir yana ama arz etmeye çalıştığım gibi Saadet Partisi halen belirleyici bir partidir. Öyle zannediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı sadece Saadet Partisi'nin oyunu değil, aynı zamanda Saadet Partisi'nin özgür ağırlığını ve daha sonraki etkilerini planlamıştır. Şöyle ki, şimdi Saadet Partisi AK Parti ile işbirliği içerisinde olsa, AK Parti'ye kızan, küskün seçmen alternatif olarak yeni kurulan partilere yönelemeyecektir. Ama Saadet Partisi de karşıdaysa, o zaman yani daha net ifade etmek gerekirse belki de Deva Partisi, Gelecek Partisi'ne geçmesi muhtemel oyları Saadet Partisi'nin yanına çekerek frenleme düşüncesi içerisindedir. Peki uyuşur mu hesaplar Necmettin Bey? Yani AK Parti Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü ettiğiniz o hesaplarıyla Saadet Partisi'nin hesapları uyuşur mu? Yani bu çöküşü yavaşlama noktasında Saadet Partisi destek olur mu?
En azından şimdiki hava ne Saadet Partisi'nde? Şimdi Saadet Partisi'nde bir kere herkesle görüşmeye açık bir parti olduğu için ki bugün zaten Sayın Cumhurbaşkanı da iktidar yetkilileri de hiçbir şekilde bir seçimin söz konusu olmadığını söylüyor. Şimdi bugün bu görüşme neticesinde... Siz aynı görüşte misiniz? Seçim olmayacak gibi mi duruyor? Erken seçimden söz ediyoruz. Yani tabii. Erken seçim olmasa bile, yani erken seçim olabilir. 2023'ü beklemez ama şu anda da kısa birkaç aylık süreç gerçi içerisinde... Gerçi erken olmasa Necmettin Bey, 2023 zaten, 2021'deyiz evet, yani. 2023, evet, evet, çok uzun bir zamanda kalmadı. Evet. Şimdi belki de Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti yöneticileri baskın bir erken seçim planlamaktadırlar. Onu bilmiyoruz ama... Kamuoyuna yansıyan kendi ifadelere ki biz buna itibar etmek durumundayız. Normal seçim normal zamanda yapılacak deniyor. Seçim normal zamanda yapılacaksa seçim öncesi böyle bir görüşme ne anlama gelir? Bir kere bizim hani iki partinin evet kesiştiğimiz pek çok yön vardır. Ancak ayrıldığımız çok devasa konular vardır. Şimdi aynı parti olmak gibi böyle bir tek parti olmak gibi bir düşünce yoksa ki yok böyle bir şey... O zaman seçim ittifakı seçim döneminde görüşülebilir. Evet ama buradan şu net bir şekilde ortaya çıkmıştır ki Saadet Partisi halen aranan, istenen partidir. Saadet Partisi herkesin peşinde koştuğu bir partidir. Dolayısıyla da tüm ittifak cepheleriyle bu konumunu koruyacaktır. Bu ülkemizde son yıllarda Saadet Partisi'nin dünya görüşlerinin de aslında ortaya koyduğu politikaların ve fikirlerin de doğru çıkmasının bir neticesi, bir yansıması olarak da böyle bir durum ortaya çıkmıştır. Bildiğiniz gibi mesela Türkiye'de belli halkın büyük çoğunluğu Suriye'de savaşalım, Beşar Esad devrilsin, muhalifler kazansın diye pek az kesim hariç böyle bir baskı içeri Saadet Partisi tüm tek başına bir tavır ortaya koyarak hayır Suriye'de asla savaş olmamalı, kan dökülmemeli, derhal barış olmalı demişti. Bu haklılığı ancak seneler sonra bugün ortaya çıktı. Aynı şekilde diğer politikalarında da Ergenekon operasyonları olduğu ilk gün demişti ki bu ordunun içerisindeki Amerikan karşıtlarına karşı yapılan bir operasyondur dedi. O gün için Ergenekoncu olmakla itham edildi ama bir dönem sonra özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra evet Saadet Partisi çok haklıymış. Bu ordunun içerisindeki bir takım insanların girişiymiş gibi bir yaklaşım. Bu özetle arz etmeye çalıştım. Saadet Partisi bu tür konularda hem içerideki hem dışarıdaki olaylara bakışında bu bize oy mu getirir, oy mu kaybettirir, bu düşünceden daha çok bu milletin menfaatini düşünerek hareket eder ve çoğunlukla da hep görüşlerinde isabetli davranmıştır. Milletin menfaatinin olduğu yerde Saadet Partisi olur diyorsunuz. Eğer öyle bir hava görürsek gerekirse milletin menfaati açısından AK Parti ile de çalışabiliriz mi diyorsunuz? Şimdi Ali Bey siz tabii bir gazetecisiniz. Burada estağfurullah efendim bunu haber, gerçekten bütün samimiyetimle yani sordum. Haber sunucusu yani... olmaktan öte bir karşılıklı aynı şeyde şimdi bu konuda bir yetkili partinin sadece onu sordum. Evet yani. Partinin yetkili kurulları karar verir. Bugün itibariyle bizim tüm partilerle görüşmelere açık durumda partimiz ama bugün itibariyle herhangi bir partiyle ittifakı şu an için söz konusu değildir. Zaten Saadet Partisi'nin yapısı da ortadadır. Onun için de bugün Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı teklifte partimize bir kere bizim de karşı teklif olarak sizin şu politikalarınız ilgili düşünceniz gibi bir yaklaşımımız söz konusudur. Elbette AK Parti bugüne kadar ki tüm faaliyetleri aynı şekilde devam ettirirse Saadet Partisi'nde bir yedek lastik olarak aynı sistemin aynı şekilde yürümesine destekçi olmasının bir anlamı olmaz. Çünkü Saadet Partisi zaten kendi varlığını inkar etmiş olur. Kendi varoluş sebebini ortadan kaldırmış olur. Onun için de elbette görüşülecektir. Elbette bir şekilde ki seçime kadar zaten bir zaman vardır. Saadet Partisi olması gerektiği yerde olur. Peki. Bugün için net evet ve hayır şeklinde bir tavır ortaya konmuş değildir. Değildir. Peki. Az önce konuşmanız içerisinde Suriye konusuna da değindiniz. Yani Suriye konusunda savaş olmaması gerektiğini, işte bu savaşın emperyalist bir savaş olduğunu, İslam coğrafyası üzerinde daha önceki açıklamalarınızda da bu var. Rahmetli Sayın Necmettin Erbakan'ın da bu konuyla ilgili çok geçmişe dayanan, bugünü gösteren videoları var, açıklamaları var. 93 yılındaki açıklamaları. Tabii bunları daha önce konuştuk zaten. Bugün gelinen noktada Necmettin Çalışkan olarak siz de o hayatta vardınız yanılmıyorsam Suriye'ye gidilmişti. Evet.
Aynı noktada mısınız? Yani halen evet bu bir emperyalist oyundur. Evet orada savaş değil barış olmalıdır. İşte orada desteklenen terör grupları var, kışkırtılan terör grupları var. İslam coğrafyasında ABD tarafından, İsrail tarafından. Bunlar daha önce sevgili seyirciler Necmettin Bey'le konuştuğumuz şeyler. Şunu merak ettiğim için soruyorum. Hala aynı yerde misiniz siz de Necmettin Çalışkan olarak? Saadet Partisi'nin ve Saadet Partililerin en önemli özelliği istikrarlı olmalarıdır. İstikamet sahibi olmalarıdır. Dün A dediklerine bugün B dememeleridir. Konjüktürel olarak veya menfaate dayalı olarak siyasi çıkarlara, dünyevi çıkarlara bağlı olarak konum değiştirmemeleridir. Dolayısıyla dün söyledikleri söz neyse bugün aynen onun peşinden devam ederler. Elbette bugün dün söylediklerimizin haklı çıkmasının gururunu yaşamıyoruz, üzüntüsünü yaşıyoruz. Keşke biz haklı çıkmasaydık ama maalesef söylediğimiz sözlerin doğruluğu tescillendi. Suriye'de milyonlarca insan perişan hale geldi ki sadece bu Suriye'de değil, bu emperyalist girişim Libya'da da, Yemen'de de, Irak'ta da, Mısır'da da her yerde aynı oyunu oynadı. Bu devam ediyor. Bizim bölgenin insanlar olarak bu girişimlere karşı bir tavır almamız gerekiyordu ama maalesef olmadı. Umarız ki başka ülkelerde böyle bir iç kışkırtma olduğu takdirde en azından ferasetli, basiretli davranılır. Bu tür dış etkenlerle ortaya çıkacak kamplaşma girişimlerine, saldırı girişimlerine ve ülke insanını bölme girişimi olacak tavırlara karşı bir duruş sergilenir. Tavır alamadık dediniz ya Necmettin Bey. Yani ne yapmasını beklerdiniz Türkiye'nin mesela Suriye politikasında? Birkaç cümleyle ama lütfen. Evet tabii Suriye politikası gerçekten Türkiye'nin en önemli kongrelerinden birisi. Bugün yani Suriye'de her şeyden önce geldiğimiz noktayı bence görmeliyiz. Suriye'de geldiğimiz noktada dört parçalı bir yapı söz konusu. Suriye'de toprak bütünlüğü olarak eski varlığını koruyamamıştır. Bunun ötesinde Beşar Esad'ın yönettiği Suriye Arap Cumhuriyeti toprakların bir bölümünü kontrol altında tutmaktadır. Eski Suriye Devleti ikinci en büyük güç PYD'nin kontrolündeki bir terör yapılanması olarak sayabileceğimiz bir Kürt devletidir ki şu anda PYD'nin kontrolündeki alan Suriye'nin normal rejimin kontrolündeki alana yakın bir alandır. Yaklaşık %35-%40 civarında bir alanı kontrol etmektedir. Bu alan Halep'in doğusundan Irak'a kadar uzanır. Bu alanda ciddi olarak yeni bir ayrılıkçı terör devleti kurulmuştur. Anlaşıldığı kadarıyla kısa bir süre sonra da Kuzey Irak'taki o yapılanma ile Kuzey Suriye'deki yapılanma birleşik hale gelmiş durumdadır. Bizim esasen bunu tartışmamız gerekir. Tabii bu da nihayetinde Suriye'deki savaşın bir neticesidir. Yani orada halkla rejim çatışmamış, çatışsa bile nihayetinde bir Kürt ayrılıkçı terör devleti ortaya çıkmıştır. Ben burada hani Kürt devleti demekle Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Nihayetinde Amerika'nın kontrolünde bir devlettir. Şu anda dünyadaki önemli Amerikan üsleri arasında artık Suriye'deki PYD'nin kontrolündeki bölgedeki Amerikan askeri varlığı sayılmaktadır. Amerikan askeri varlığı tam olarak PYD kontrolündeki olan yerle yerleşmiş bölgeyi tümüyle dizayn etmektedir. Bizim hatamız mı? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye politikasında işlediği hatalardan kaynaklı mı böyle oldu diyorsunuz? Ali Bey, tabii ki bundan kaynaklandı. En önemli sebeplerden birisi, bakın Suriye'de ben Suriye'de öğrenci olarak da bulundum geçmiş dönemlerde, dil eğitimi aldım. Suriye'de devlet çok güçlüydü istihbarat açısından. Devletin Suriye'nin herhangi, belki siz de gittiniz, savaştan önce Suriye'nin herhangi bir kara parçasında devletin müsaade etmeyeceği tek bir iğneyi bulunduramazdınız. Tek bir mermi hiç kimsede bulunması mümkün değildi. Öyle bir hakimiyet vardı. Hakimiyet vardı. Siz sınırdan girdiğiniz andan itibaren nerelere gittiyseniz adım adım takip edilirdiniz bir şekilde. Ben çok karşılaştım. Mesela sınırdan çıkarken bir gün Haseki Kamışlı tarafına geçmiştik. Ticari vesilelere dönüşte ya orada filan kişiyle görüştünüz galiba, konu neydi diye bunu sordular sınır kapısından çıkarken. Başka nerelere gittiniz diye defalarca savaştan önce Suriye'de böyle bir pozisyon vardı. Şimdi
bu kadar güçlü devletin olduğu, istihbaratının bu kadar güçlü olduğu bir yerde bu ülkeye binlerce silah girmişse, askeri malzeme girmişse bu nereden girdi? Evet. Yani komşular üzerinden girdi. Bunun tartışacak bir tarafı yok. Tabii bu bir hataydı, yapıldı. Bugün yani hatırlıyor musunuz? 2004 yılında Türkiye ile Suriye arasındaki sınır tellerini kaldırıyoruz. Bu bölgeye İsrail'i firmaya verip tarımsal üretim yapacağız dedi ve sınırlar kaldırıldı. Sınırlardaki teller, mayınlı arazi temizlendi. Hmm. Ne oldu? Mayınlı araziler temizlendi, sınır telleri kaldırıldı. Orada iç savaş çıkartıldıktan sonra bu insanların tahliyeleri kolaylaştırıldı. Bu bir plandı. Bu plana bir şekilde uyuldu. Ben tabii ki yöneticilerimizin aktif olarak bu planın parçası olduğunu söyleyemem. Ama kendilerine biçilen bir rol vardı. Önlerine konulan bir dosya vardı. Bunun bilmeyerek, belki bilerek veya bilmeyerek bu dosyayı uyguladılar. Ama fiili bir durum buydu. Nitekim bunu adım adım yaşayarak gördük. Bugün Suriye'de, ben her zaman bunu değişik platformlarda ifade ediyorum. İzninizle bir kez daha burada söyleyeyim, madem Suriye konusuna girdik. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları olarak Suriye Savaşı başladıktan sonra Suriyelilere vurduğumuz en büyük darbe sınır kapılarını açıp milyonlarca insanın ülkemize gelmesini sağlamak olmuştur. Çok iddialı bir cümle söylüyorum. Evet, çok bunu iddialı. Tersini hep insanlar savunuyorlar. Biz işte insanları ezilmekten kurtardık falan diyorlar. Kesinlikle doğru değil. Bugün mesele Suriye'nin tahliye edilmesiydi. Suriye oradaki halklardan tahliye edilecekti. Milyonlarca insan bugün ülkemize geldi. Lübnan'a gitti, Sudan'a gitti, Irak'a gitti, Ürdün'e gitti. Dünyanın pek çok ülkesine dağıldı. Yüz binlercesi zaten vefat etti. Planın bir parçası olarak bu planın parçasıydı. Plan, ben şöyle örnek vermek gerekirse, hani plan daha da derin. Ali Bey, şimdi siz bir dükkanınız var. Bir dükkanınız var. Yan tarafı, yandaki dükkanı da almak istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekir? Dükkanınızın yan tarafını almak istiyorsanız ya da apartman dairesi düşünün ki apartmanda bir dairede oturuyorsunuz. Üçüncü katın A blok, A dairesinde oturuyorsunuz. B dairesi, yandaki daireyi de almanız gerekiyor. Ne yapmanız gerekiyor? İlk yapılacak şey dairedeki oturan insanın daireyi tahliye etmesi. O daire boşaltılacak. Boşaldıktan sonra boyasını, badanasını yaparsanız salondaki duvarı patlatırsınız. İki daire birleşir. Bugün de İsrail'in Büyük İsrail hedefi var. Arz-ı Mev'ud denen yer var. Onun için önce Kuzey Irak'ta bir devlet kuruldu. Şimdi Kuzey Suriye'de bir ayrılıkçı devlet kuruldu. Ardından da artık İsrail'e toprakları yetmiyor. İsrail'de nüfus arttı. İsrail sadece Filistin'deki işgal ettiği toprakları yetinemiyor. Hepsini alsa yine yeterli değil kendisine. Büyük hakimiyet arzusu var. Bunun için de yanı baştaki komşu Suriye'nin Suriyelilerden tahliye edilmesi gerekiyordu. Bu savaş vesilesiyle bir şekilde Suriye Suriyelilerden tahliye edildi. Milyonlarca insan ülkeyi terk etti. Şimdi İsrail duvarı patlatıp genişleyecek. İşin özü bu. İşin özü bu. İsrail artık Kuzey Irak'a kadar, ki biliyorsunuz kültürümüzde de yaygındır. Büyük İsrail haritası, Büyük İsrail Arz-ı Mev'ud sınırlara vaat edilmiş kutsal topraklar denilen hadise. Mesela bu gerçekleşiyor. Tabii bunda da devlet yöneticilere bilerek veya bilmeyerek bu plana alet olundu. Bugün ya, yani en büyük, en basit tabirle okuyamadık diyelim ki. Öyle diyelim ki suçlanmış yani. Olan ve bugün bakın okuyamadık. Suriyeli yani. Milyonlar, 5 milyona yakın insan var ülkemizde. Bunlar geri de gitmeyecek şimdi. Bunlar vatansız insanlar. Tabii ki bakın Suriye'de pek çok birebir görüştüğümüz insanlar var. Siz de görüyorsunuz. Adam mühendis, villası vardı, işi gücü vardı. Eşi doktordu. Bakıyorsunuz ki vatansız olarak bir tane valizi aldı, kaçtı geldi Türkiye'ye. Evi, barkı, tarlası, her şey gitti. Yani belki kalsaydı bir şekilde barış olurdu ülkesinde, vatanında yaşardı. Evet. Hepsi vatansızlar. Bugün bir insanın dünyada karşılaşacağı en büyük zorluklardan birisi vatansız olmaktır. Bugün Suriyeliler milyonlarcası vatansız. Yani onlar
Türkiye elbette ilk başladığı zamanlarda bunları Türkiye'ye karşı gitmek üzere tahrik için şöyle söyler, Türkiye'ye gidin, Avrupa'nın bir parçası, sizin her birinize daire verecekler, araç verecekler, otomobiliniz olacak gibi. İlk bunu, baştaki bunu insanlara kim, Suriyelilere? Suriye'de bir takım bu mahfiller böyle bir Amerika'nın bir oluşumu yani onların kimlerse, el altından. İlk başladığı ilk bu seferde hem projenin sahibi kimse o, ama bu çok cüziydi. Çok az işsiz, ama esas mesele bugün varlık sahibi insanlar, Halep biliyorsunuz büyük tüccarların, dünyanın önemli tüccarlarını yaşadığı bir yerde, büyük evet. fabrikalara işletmeleri olan insanların tümü geldiler burada kiralık evlerde. İşsizler, yani bu ki Suriye'de de okumuş oranı belki bizden ortalamada daha yüksekti. Mühendisi, doktoru, değişik alanlarda yetişmiş insanlar vardı. Hepsi bir miktarı bugün Avrupa'ya gitti. Başka ülkelerde, ama nihayetinde bunlar özü itibariyle vatansız insanlar. Evet. Onun için de biz bunların vatansız olduğunu düşünelim. Ve bu Suriye Savaşı'nı da maalesef üzülerek acı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel özetlemiş oldunuz bir kere daha Suriye'de olup bitenler, Türkiye'nin üstlendiği rol ve işte vahşi kapitalizm dediğimiz vahşi batının İslam coğrafyası üzerinde. Belki bir başka programda Sayın Necmettin Çalışkan'la bir sonraki programda bunu konuşuruz. Yani biz neyi fark edemiyoruz? Biz neyin farkında değiliz? Biz neden hep emperyalizmin oyunlarına geliyoruz ve gelmeye devam ediyoruz? Niye uyanamıyoruz? Bütün bunları belki konuşuruz. Bu arada Osman Bey'den sormak istiyorum. Ne kadar süren varsa Osman Bey bana bir bildirirsen ona göre programı toparlayayım. Efendim son bir konu var daha önümde. Zamanımız yeterse belki biraz daha uzatırız. Ulaştırma Bakanı bugün Hatay'daydı. Şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki 18 yıl içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti Hatay'a 6 milyar lira yatırım yaptı dedi. Şimdi 6 milyar lira yatırım yaptı. Ben Çekmece'de oturuyorum. Az önce de söyledim bunu. İzleyenler ana haber bültenlerini bilir. Ana cadde üzerinde ben kendi apartmanıma, kendi evime internet aldıramıyorum. Niye aldıramıyorum? Altyapı yok diyorlar. Yani internet gibi bir nimetten söz ediyoruz. Artık çok yaygın bilmez bir şey. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani 6 milyar lira çok büyük bir para. Tabii şunu söyleyelim. Tüm hizmetlere teşekkür ederiz. Teşekkür bir insani görevdir. Yapılan tüm hizmetler için teşekkür etmek gerekir. Ancak şunu da altını çizmemiz lazım ki bir kere Sayın Ulaştırma Bakanı artık bugün yani siyasi bir insan değil. Biz bunu ne zaman tanıdık? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan el değiştirdikten sonra orada çalışan bir bürokrat olarak ben yeni belediye başkanını tanımıyorum gibi bir yaklaşım içerisindeydi. Ardından da bu koltuğa geldi. Onun içinde yani siyasi hedef olan birisi değil. Zaten bugün teknokratlar hükümetiyle karşı karşıyayız. Şimdi Sayın Bakan Hatay'a gelişinde çok büyük müjdeler içerisinde olduğunu söyledi. Günlerce burada bunun propagandası yapıldı. Dendi ki Ulaştırma Bakanı Hatay'a çok büyük projelerle geliyor. Büyük dev proje açıklaması yapacak. Programa girinceye kadar gördüğüm kadarıyla henüz böyle bir sürprizle karşılaşmadık. Anladığım kadarıyla sürpriz dediği şey hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan Hassa Tüneli'nin tekrar ısıtılıp önümüze getirilmesi. Bakın bugün bir yere para harcamak önemli değildir. Mesele harcadığınız, o saraylara da trilyonlar, katrilyonlar harcanıyor. Yani bir saraya bir para harcandı diye güzel bir şey mi yapıldı? Para harcanmış olması değil. Mesele kaynağın doğru yere aktarılmasıdır. Kaynağın rentable kullanılabilmesidir. Ki eğer siz bir parayı düzgün yere harcamamışsanız o parayı çok harcamanızın bir anlamı yok. Mesela biz şu kadar yatırım değil de hangi hizmetler yaptığının söylenmesi önemlidir. Bugün Hatay'ın ulaşım açısından en önemli sorunu İskenderun ile Antakya'nın otobanla birbirine bağlanmasıdır. Bundan daha büyük bir altyapı sorunu asla yoktur. Bugün yapılacak olan şey Sarımazı ile Topboğazı arasına acilen ki zannederim 30 kilometreden daha az bir alandır. 25 kilometre civarında bir alan. Bu alanın derhal otoban yapılmasıdır. Sarımazı'dan Belen Gediktepe'ye de çıkmadan arkada bulunan köyler vasıtasıyla ki tahta köprü üzerinden Topboğazı'na ulaşılmasıdır. Şimdi burada otoban yapılırsa biliyorsunuz şu anda bugünlerde
Belen içerisine geçerken bazen 1,5 saat insanlar bekliyor. Trafik ta Belen Gedik'ten itibaren, hatta Belen'deki geçitten itibaren şehir içerisine kadar tıkanmış oluyor. Bunun çözülmesi gerekir. Bura birkaç viyadükte bugün siz götürüp Arsuz'dan Samandağ'a neye hizmet ettiği belli olmayan bir yol yaparsanız, bugün gidip Hassa Tüneli yaparsanız bunun bir şeyi olmaz. Bakın bugün Hassa Tüneli Ali Bey biliyorsunuz çok işte Türkiye'nin önemli projelerinden biriymiş gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Bugün Hassa Tüneli bize anlatırken diyorlar ki bu tünel Anteplilerin işine yarayacak. Antep, Gaziantep ve Kahramanmaraş diyecek. Ya Gaziantep'ten İskenderun limanına zaten Osmaniye üzerinden otobanla geçiliyor. 30 kilometre, 40 kilometre yol kısalacak diye bu kadar büyük iş yapılmaz. Bir taraftan Hatay'da diyorlar ki Antepliler limana rahat ulaşacak. Anteplilere diyorlar ki başka illere, Hatay'da işte efendim Hataylıların çok sevindiği bir proje ne oldu? Bunun tek bir faydası var. Hassa'daki Leçelik arazinin organize sanayi bölgesi olarak kullanılması. Kaldı ki şunu düşünmemiz gerekir. Parası olan adamın kafası da çalışır. Parası olan bir kişi parayı düzgün, yani kamu masrafı harcamalarını yaparken çarçur edersiniz. Ama özel sektör, özel müteşebbis para harcarken her şeyi düşünür. Şimdi cebinde parası olan sanayici bir adam götürüp de savaş bölgesi olan Türkiye ile Suriye'nin sınır direklerinin olduğu bir alana, sınıra, sıfır sınır hattına gidip de fabrika kurmaz. Yani buradaki organize sanayi ancak çok küçük atölye gibi düşünebileceği şeyler olur. Gelip de efendim Volkswagen fabrikası Türkiye'de hiçbiri bulamamış da kaçtı diye zararı falan etti diyorlar. Gelip de çok cazip imkanlar verseniz bile aklı başında olan bir adam gelip de İki ülkenin sınırlarını kesiştiği bir yere, bu kadar tehlikeli bir yere fabrika kuramaz. Biliyorsunuz şu anda evet. Hassa'daki tünelin başlangıcı ile sınır arasında, yani Türkiye ile Suriye'yi bölen beton bariyerlerin arasında maksimum 5 kilometrelik bir alan var. Yer yer bu alan daha da kısalıyor. 5 kilometreyi bu alana hiç kimse gelip fabrika falan kurmaz ki siz bir yere yani fabrika kuruyorsanız ne olması lazım? Bir kere ulaşımının rahat olması lazım. Hani hangi ille bağlantı, pazara yakın olması yaptığınız için, sonra istihdam açısından personelin barınacağı, rahat bulacağınız yer olması lazım. Çöl gibi araziler, ormanın eteği, sınırın ucu, her türlü sonra hiçbir tedarik imkanlarının olmayacağı, siz Hassa'da Leçelik aracı değerlendirdiğini, peki bir büyük fabrika düşündüğünüzde işte otomobil düşünün, otomobil fabrikası yaptınız, buna işte evet. Yedek parçaları vesaire üreten. Yani yaşama geçmemesi daha maalesef, iyi. Yani şu anda yaşama yani geçmiş değil zaten. Paranın iyi yere harcanması gerekir. Evet. Bugün o para keşke bölge evet. halkına destek olarak dağıtılsa, hastalara evet. götür, sen onları havuç için, üzüm için ya. Tarım destek tarım ver, onlar üretimi teşvik et. İstihdam problemini yerinde çok daha büyük kar elde etmiş olursun. Ve bugün evet. ben Sayın Ulaştırma Bakanı'ndan beklerdim ki ben Hatay'a büyük bir sürprizle geldim. Bu sürpriz de sizin 20 yıldır duyduğunuz, 20 yıldan beri sizin ağzınıza sakız olarak çiğnediğimiz, her seçimde söylediğimiz Hassa Tünel değil. Bu müjdemiz, bu sürpriz müjdemiz Belen geçidini aşmak. Ve tabii ki İskenderun'la Antakya birbirine bağlandığı takdirde inanıyorum ki Antakya'nın da istihdam sorunu ciddi olarak çözülmüş olacak. İnsanlar Antakya'dan sabah dolmuşa binip 20 dakika sonra İskenderun'a ulaşacaklar. Hatay'ın havaalanı kullanılacak. İskenderun insanı Belen geçidini aşmak zor, trafiğe tıkanırım diye Adana havaalanını kullanıyor. Dolayısıyla da bir Antakya ile İskenderun birleşirse büyük bir metropol ortaya çıkar. Bunu sağlamamız gerekir. Bugün de Sayın Bakan şayet bizi dinliyorsa ayrılmadan kendisine hatırlatmak isterim. Hatay, Sarımazı ile Topboğazı arasına otobanın tamamlanmasını bekliyor. Peki, çok teşekkür ediyorum Necmettin Bey. Verdiğiniz hem yaptığınız açıklamalar, verdiğiniz bilgiler için. Efendim, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Doçent Doktor Sayın Necmettin Çalışkan'la birlikteydik. Burada süremizi doldurduk. Bir başka programda buluşacağız ama Necmettin Bey'le bir sonraki programda inşallah kesinlikle İslam coğrafyası, kendisinin dini bilgileri de derin biliyorsunuz. İslam coğrafyası niye hep emperyalist ülkelerin oyununa geliyor? Bunu konuşacağız. Burada sonlandırdık. İyi akşamlar diliyorum.